Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allah düşünmesin ama dertlerde, kederlerde, musibetlerde, hastalıklarda o kadar lazım oluyor ki olacak ki ve olacak zaten size de bir mevzu. İçsel alemdeki birbirine çatışan ve çelişen karşılık ve karşıt olarak gelen duygular ve fikirlerle baş etme edememenin tıptaki adı depresyon, panik atak, intihar gibi şeylere sebebiyet veren mevzu. Başka, içsel alemi kendinle savaşmamayı, yani intihar et, at kendini, vorozun tönü, nosu derya gibi, aile hayatında katkı sağlayacak, insanı ilişkileri temin edecek mevzular. Ve çalışarak geldim. Her yerin ondan sonra yeri var. Tek tek notları nerede nereye kadar koyacaksın? Dersimi çalıştım diyorsun. Dersimi çalıştım. Pahalı küldüm. Niye? Bu gönderme yapıyorum ders yapanlara. Böyle dur bakalım ne çıkacak size? Böyle. Böyle öğretmen olmaz. Okula giden. Böyle eğitim görevlisi olmasın üniversiteye girin. Böyle kürsüye çıkan hoca olmamalı. Ders yapan bir kardeş de olmamalı. Onlara duyurulur. Senin alakası yok. Ben öyle yapmıyorum inşallah. Adama vücut rengi vermeyeyim. Tamam. Zaten konumuz da buydu zaten. Zan mıydı abi? Evet. Birincisi. Şualardan okuyorum. 13-14 tamamen psikoloji altyapıyı yapan bir mevzudur. Tamamen. 300 küsur, 380'e yakın psikoloji dersi yapmışız. 350 tanesi yayında mahsurlu olduğundan veya yapan olmadığından 30-40 tanesi yayında değil. Toplam 300 yani 400 psikolojinin teması, mevzusu, zemini, malzemesi şualar. 13. şua, 14. şua, Kastamonu layıkası ve Mirdağ layıkası. Göreceksiniz abi şimdi. Bir, sıkıntıdan gelen hislere kapılmayınız. Sıkıntı olayları alt üst yapar. Başta demiştim, burada hatırlarsınız. Şeytan neyi sever? Kurt, sistemayı sever. Şeytan sıkıntılı sebepler olunca hemen tepenize gelir. Nasıl dedi ya, niye dedi ya? Ve razılık payı tam o anda gelir. Erkeklere en çok darlandıkları gün, kameri ayların 13, 14, 15. günleri, eyyam-ı biyuz, eyyam-ı biz, yani sıkıntılı günler. O gün sünnettir oruç tutmak. Hanımlara malum günlerde sıkıntı olur. O zaman sıkıntı olunca hisler ortaya çıkıyor. Hisler de fikirleri besliyor. Başka, ben sizlere bütün kanaatimle itimat edip istirahatlı kalple kabre girmek ve nurların selametini size bırakmak bekliyordum. Ve hiçbir şey sizi birbirinden ayırmayacak biliyordu. Peki nedir bu? Kur'an'da peygamber kıssaları var ya, Kale Musa, Kale Firavun veya Musa Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın peygamberlerin kıssası onlara has ve münasır değildir. İse ben okumam kardeş. Yusuf zamanında denen bir adam ölmüş, gitmiş. Ben ne yapacağım? Ama onun kıssası benim hayatımı inşa ediyorsa Yusuf Aleyhisselam'dır. Zaman ve mekan arkasında hitap ediyor. O sureleri hitap ederken, okurken Eyyub'u sileceksin, kendini koyacaksın. Üstad Hazretleri de
Hüsrev'dir, Mehmet Fezi'dir, Sabri'dir, Ahmet'tir, Hüsrev'dir diyorsa o sensin. Onun alakası yok. Onun alakalı varsa inan ben okumam. Başkasının kitabını okumam. Başkasına inen Kur'an'ı ben okumam. Bana inmiş o. Ya yellezine amenu. Ey iman edenler. Ben iman etmişim. Tamam banadır. Benimdir. Onun için ben Allah demiyorum. Allah'ım. Peygamber demiyorum. Peygamberim. Sahiplenmek duygusu geliyor. Lakaytlık olur. Ona inmiş. Dolayısıyla bana der. Hayır bana inmiş. Ama o vasıtası. Böyle sahiplenmek olmalı. Peki. Çiçek ben varım diye hava atsa, yaprak ben varım diye hava atsa, meyve hava atsa, çekirdek der ki bensiz kendini ifade edemez. Öyle mi? Çekirdeksiz ifade edemez. Aynı böyle arkadaşlar, şu toplumun 8 milyar insan ve kainat, 18 bin alem, hepsi senin tereşuatın, senden yapılmış. Senin dişe vuruşun. Çünkü sen timsali Muhammed'sin. Cilde-i Ahmet'sin. Şahsiyet-i Muhammed'inin temekküz ailesin. Benim diyeceğiz. Yani şu, güneş peygamberimiz. Veya Şems Ezeli olsun Allah. Aynadaki güneş, ayna Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu. Aynadaki güneş, semadaki güneşin aynısıdır ne gayrısıdır. O güneş, aynadaki güneş bir yere yansıtsa, aydınlatır. O da benim. Ayna olsa, burada da ayna olsa. Bu ayna. Evet, bundan direkt kalmıyorum ama ondandır, o değil. Öyle bakacağız diye girdim konuya. Bir daha, ben sizlere bütün kanaatimle itimat edip istirahat-ı kalple kabre girmek ve nurların selametini sizi bırakmak bekliyordum. Şimdi olayı anlatıyor ki, çözümü olayı anlatacak, sıkıntıyı anlatacak, nasıl çözümlemiş. Senin olaylarına, şu anda bulunduğun sıkıntılara, psikoloji sorunlarına, ailevi sorunlarına vesaire sorunlarına çözüm malzemeleri bulacaksın. Onun için defterin olacak ve defterine kaydedeceksin. Kendini malzeme ara şimdi. Şimdi usta bak ne diyor, ben sizlere bütün kanaatımla. He? Neymiş ya bu? Kime hitap ediyor? Aziz Sıddık kardeşlerim bir, Hüsrev, iki Mehmet Fevzi, üç Sabri. Bunların meşrepleri farklı. Meslek ve meşrep arasını söylüyorum. Nehir akıyor. Bu meslektir. Maşrapa kazandır. Bardaktır. Tabaktır. Neyle uzatırsan o kadar alırsınız. Ve maşrapanızın şeklini alır. Ve maşrapanızın rengini alır. Öyle mi? Ha, bu maşrapa, maşrapa, meşrep. Meşrep, maşrapa, meşrep, maşrapa, ezber. Nehir, meslek. Uygulayayım. Nehir nurculuk. Risale-i Nur külliyatı. Maşrapa, sen ve ben. Herkes farklı alır. Miktarı farklı alır ama peki bu buzdolabına koysak bu böyle donar. Üçgen olsa bu, üçgen olur. Renkli olsa değil, çatlak olsa eser şeklini alır. Buz şeklini alır. Maşrapa, meşrepler farklı, meslekler aynı. Tamam. Şimdi üç tane farklı modeli çıkartıyor. Bırak üstleri, sensin bu. Bir tane sensin. Bir tanesi başkasıdır. Bir tane de benim. Bahattin yapalım. Hüsrev ben olayım. Mehmet Fevzi sen ol. Sabri de Sabri var mı burada? Sabri yok mu? Sabri yok. Burada sen de Sabri ol. Ha, üçümüz maşrapamız farklı. Maşrapa. Tamam mı abi? Şimdi sıkıntımıza malzeme yapacağız. Çok yer okuyacağım inşallah. Biraz hızlı gideyim. Biraz önce de nasıl İstifade edeceğimizin yöntemini anlatıyor. İzah etmiyor. Nasıl istifade edeceğiz? Yöntem bu. Yeter, ha birisi birisine veya birileri ustada hususi hissiyatını anlatmış diyorlar. Layıkalar için. Onun tepkemanı.
Ben başkasının kitabını okumam. Bana bakmıyorsa inan bana. Yusuf kıssasını okumam. Ben değilsem o. O unvandır. Hatta Zülkarneyn için diyor ki unvandır. Unvan ne demek? O sıfata giren Zülkarneyn'dir. O sıfata git, Eyüp benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim diye bir makamına çıkıyorsun. Arş benim, Kürs benim, Cennet benim, İsa benim, Musa benim. Fenafil peygamber, fenafille oluyorsun. Öyle baktığın zaman, kendini koyduğun zaman bana hitap, benim yani bu. Bakan nasıl hitap edecek? Bir tanesi öyle demiştim, hoca da kıpkırmızı oluyor. Yani bir müzakere tefsir müzakeresi yapıyorlardı. Yaşlılar böyle kırıkında. Üç kişi, iki kişi de öyle müftü şeyleri vardı yetişmek için. Onlar yaşlı oradan gelmiş ama kırıkında kurs açmışlardı. Bu da Risale-i Nur'u biliyor diye beni aldılar. Onlara demiştim. Ben dedim kadın değilim, kadın olmayacağım. Ben Meryem değilim. Çocuk da doğmayacağım. Ben niye Meryem'in kıssasını okuyayım ki? Ne diyorsun sen dedi ya? Duyuyor musun senin ağzı söylediğini dedi. Ama o kıpkırmızı oldular. Böyle bakıyor. Ben Meryem değil. Çocuk da doğurmayacağım. Bir tanesi vardı. Allah selamet versin. Ağrı'da emekli olmuştu. Kalemi koydum. El sualini sileyim. Sual sormak yemin yarısı. Nedir dedi bu şeyin? Meryem bu. Kulakları bozulmadan dönleniyor. Vahiy ile, derslerle, Kur'an'la sohbet. Bak çocuğa benziyor. Burada zar da bozulmuyor. Dönleniyor, bütünleşiyor dimağda. Aha doğum yeri. Ve yerine de benziyor. İsa doğuyor. İsa ruhullah. Karşıki tarafa ölü gönüller diriliyor. İsa doğuyor. Şimdi bir de Meryem suresine dima olarak bak bakalım. Nasıldır? Vettiğini ve zeytun. Niye zeytin ve incini yan yana koymuş? Bir tanesi erkeğin malzemesidir. Bir tanesi kadının don yatağıdır. Bahçedeki, dün şeyde okudum. Bahçede 8'in sözde bahçe varmış. Bahçe değil, evdir o. Vettiğini ve zeytun. İncir ve zeytine yemin ederim. Her yerde ikilik var. Bak bakalım incir nereye benziyor? İstatistiğe bakın. En çok erkekler inciri sever, kadınlar zeytini sever. Zeytin adı içindeki nur var. Zeytinden bahsediyor Kur'an'da, Nur suresinde. Nurdan bahsediyor zeytinyağından. Zeytinden çıkıyor. Bak, spermaya benziyor. İncir de kadının 3 milyona yakın yumurta şey yapıyor. Bak dön yatağına benziyor. Bir de böyle bak bakalım. Budur demiyoruz aşağı. Çok mana mertebesinde. Bak bakalım. Nereden okudum? Ben İsrail'den çıkarttım. Hiçbir yerden şey yapmadım. Bunlar zaten ilamen olan şeyler. Böyle midir? Değildir. Anladığımı söyledim. Yani kendini onun yerine koy. Hüsrev, sabri, meyvet, feyzi biziz. Ben sizlere bütün kanaatimle itimat edip istirahat-ı kalple kabre girmek, nurların selametini sizi bırakmak bekliyordum ve hiçbir şey sizi birbirinden ayırmayacak biliyordum. Ne eften püften birbirimizden küsüyoruz, hemen satıyoruz, ne de ucuza terk edebiliyoruz dostlarımızı. Ne kadar ucuza, ne vefasızlık asır. Ha bak, öyle biliyordum birbirimizi, nasıl da ucuza satıyoruz. Nasıl da basit şeylerle hemen terk ediyoruz? Niçin ki? He? Ne zorumuz var? Arkadaşlar, söylenen sözlere bakmayın. Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne makamda, ne maksatta? Kelam dört şeyde kuvvetini alır. Uygulayan fiili işte 25. söz. Birbirimiz hani ne diyor? Ben hiçbir şey sizin, hiçbir şey sizi birbirinden ayırmayacak biliyordum. Ustadın koca dev talebesini söylüyor. Demek ayırmış. Zorunuz ne diyor? Şimdi dehşetli bir planın. Ha,
Bunların da şey yok. Bunlara nasıl girmişler? Plan varmış. Arka, senaryonun arkası var. Nur'un erkanlarını seni benden, beni senden birbirine soğutmak için resmen bir işar var. Bir hücum var. Bir fitne var. Resmen ortada bir fitne var. Sebebi Nur'un erkanlarını birbirine soğutmak. Madem sizler lüzum olsa birbirimize hayatımızı kuvveti sadakatınız ve nurlara şiddetli alakanızın muktezası olarak feda edersiniz. Hakikaten birbirimize canımızı veririz. Ama bir şey oluyor, enaniyetimize dokunuyor ya. En ufak şeyle eşimizi terk ediyoruz ya. Satabiliyoruz ya. Ne zannediyorsun? Eşin boşandıktan sonra kafadan mı boşanıyor? Dünya ve ahirette bedelleri ne kadar acıdır. Bak madem sizler lüzum olsa birbirimize feda ederdik. Niye birkaç tane sözünü ve hareketini hazmedemiyoruz? Hazmetmiyoruz ya. Ne var ya? Ne var yani? O şahsı terk etmeye değer miydi o lafla? Bak çoğalt işte bunu. Elbette gayet cüzi bir ve geçici iki ve emniyetsiz hissiyatınızı feda etmeye mükellefsiniz. Koca Bediüzzaman. Müceddit. Müceddit'in sözüne bak, bak ne diyor. Ne kadar mutluzum. Demek ki birbirimize ayıran gayet cüzi, geçici, emniyetsiz hissiyatlarımız var. Diyemiyor bunlar. Demiyor. Ben sizi nasıl terk ederim? Siz beni nasıl terk edersiniz? Hiç 13. lemayı okumuyor musunuz? Siz nasıl eşinizi, babanızı, dostunuzu, akrabanızı terk edersiniz? 13. lemayı okumuyor musunuz? Allah'ın adaleti neydi? İyilik, kötülük, değil mi? Hangisi galipse ona göre muamele ediyor. Bir kötülüğü var, koy cehenneme. Bir iyiliği var, koy cennete. Öyle mi yapıyor Allah? Allah'ın adaleti nedir? Muvazeni amal. İyiliği bir tarafa, kötülüğü bir tarafa. Buna göre hangisi galipse değil. E koy bakalım sen mesela hep o musun ya? Niye bunu dedin, niye böyle yaptın, niye bana böyle davrandın? Kardeşim insan olduğum için. Hiç kötülük yapmayan, yapamayacak olan melek. Hiç iyilik yapmayan ve yapamayacak olan şeytan. Ne iyilik ne kötülük mümkün değil. İyilik ve kötülük olamaz. Yani şeri, sebap ve günah olmayan hayvan, sığırdır. Sığır, sığır. Hem kötülük hem iyilik yapabilecek mahluk insandır. Niye bunu dedin? İnsan olduğum için. İnsanım ya. Niye böyle yaptın sen? De. İnsan olduğum için. Arkadaşlar, şu cümleyi dikkat edin. Buradan çıkarttım cümleyi. Yaşadığınız hayatı yorumlayamazsanız, yaşadığınız hayat, bak bir daha, yaşadığınız hayatı yorumlayıp anlamlandıramazsanız, yaşadığınız hayat sizi anlamsız bırakır. Atar çöpe. Öyle sürünürüz. Yani kendimiz de boş boya böyle. Gitti geldi kafalarda. Kalkmalar, su içmeler, sigara içmeler, balkonda çay. Artık yok olan bir sürü hissiyatlar, bir sürü yaşlar. Sebebi yaşadığımız hayatı yorumlayıp anlamlandıramazsak bu hayat bizi anlamsız bırakır. Yani çöp gibi. Suyun üzerindeki çöp gibi oluruz. Yaşadığımız hayatı anlamlandırıp yorumlamak gerekiyor. Tamam. Bu dünyadaki hadiseler nedir? Ama böyle dedi. Cüzidir o. Ama yani ne yapacağız ya? Geçicidir o. Ya böyle dememesi lazımdır. Emniyetsizdir kardeşim. Onun şahsiyetine göre. Onun davasına göre, iddiasına göre, imanına göre çakıl taşları gibidir. Koca Uhud Dağı'na göre. Üç tane cüzi, geçici, emniyetsiz şeylerle boğulmamamız gerekiyor. Ha var mıymış böyle bir sevabıyla alakası? Vallahi de okumam, billahi de okumam. Onu hassizse ben. Biz has değil mi? Niye okuyayım ben? Elin kitaplarına hitap eden okusam zaten ömrüm bitti. Hani diyorlar Risale-i Nur daha iyi anlamak için piyasada bir sürü kitap var. İnan vallahi Risale-i Nur daha iyi anlamak için basılan kitapları okumaya kalkın. Ömrünüz biter Risale-i Nur'a vakit gelmek. Ya.
katiyen bizlere bu sırada büyük zararlar olacağı gibi böyle yaparsak bize her zaman bu. Her zaman büyük zararları olur. Cüzi, geçici, emniyetsiz hislere kıymet verme. İki, sıkıntıdan gelen titizliklere kapılma. Nur dairesinden ayrılmak ihtimali var diye titriyorum. Bak, birbirimize düşmek, iştirak amanu rebinden düşeriz dışarıya, haberimiz bile olmaz. Allah muhafaza etsin. Titriyorum. Üç günden beri hiç görmediğim bir sıkıntı beni tekrar sarsıyordu. Şimdi katiyen bildim ki göze bir saç düşmek gibi az bir nazlanmak, nazlanmayacağız. Sizin gibilerin mabeyninde, birliğinde, hizmetinde hayat-ı nüryemize bir bomba olur. Nazlanmak bomba gibi oluyor. O nazlanmak yok kardeş. Öyle. Ondan bekliyoruz adım atması. At işte o da boğulmuştu. Kuyaymış. Yusuf kuyuda. İyi güzel insan aşağıda işte. Merdiven at ya. Çıkamıyor. Ondan özür bekleme. Alttan almayı bekleme. Sen yap. Ben bunu içeride dört duvarda karar verdim. Ona çıktığım zaman hiç kimseyle küs olmayacağım. Tükürse bile kapısını basacağım, zilini basacağım. Ne yaparsa yapsın dedim. Bunları tabi orada okudum. Vay be. Ne atalar yapmışız. Ya bak şöyle kayken. Değilmiş. İlk çıktığım zaman ilk işim öyle oldu. Gittim kapılar bastım. Ama ne oldu peki? Nasıl kucaklandık? Mert, o da istiyor. Ben de istiyormuş. Ki istemeyen meyliyor. Aşağı. Üç kişiydik ya. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Odun. Odun dumansız olur mu demiştik, hatırlarsınız. Odun dumansız olmaz. Az da yoksa olur. Duman olur. Odundaki nur, ruh. Odundaki duman, nefis. Odunun ikisinin cemi odun, o ben, beden. Bunlar olacak. Bunlar kavgamız olacak. Ama geçici olmalı. Küsümüz olmalı. Ama geçici olmalı. Yemekteki tuz kadı olmalı. Tek başına tuzu yerseniz zehir olur. Ama yemeğin içinde de çok da güzeldir. Tamam. Mesela değil küs bana, Allah'a beni küssüz bazen. Allah niye? Allah deyince ben ne hatırlıyorsunuz? Yani? 10 saniye size mühlet veriyorum. Allah deyince ne hatırınıza geldi? Ama bu demenize gerek yok. Bak bakalım. Cehennem mi hatırınıza geldi? Hesap mı hatırınıza geldi? Cumhuriyet savcısı gibi mi böyle sorgulayan, yargılayan? Böyle mi? Yoksa sevilen mi, ürkütüler mi, ürkülen bir şey mi? Hemen Sezen nasıl baskın duygularını hemen seni belirliyor. Hemen cehennem, hesap, ne yapacağız, imtihan, hatırına, öyle hatırına gelmişse baskın duygulardasın. Bastırılmışsın. Birilerinin din adına yaptığı kavgalarla bastırılmışız, Allah'a kullanmışlar. Bir şey attıracaklar, ceza müessesini iptal edin. Oğlum, anne babaya itaat et yoksa Allah seni yakar. Allah ile cezalandırıyor. Allah'a kullanıyor. Oğlum ekmeği öyle ayakta dolaşarak yiyor ve Allah seni cehenneme sokar. Diyeceğine, yavrum kızım oturarak ya Allah seni cennetine koyar. Ne yaparsak hemen Allah ile tehdit ediyoruz. Kavgamızı Allah'a karşı duruyoruz. Din adına yaptığımız kavgalar kendi adımızdaki kavgalar. Allah deyince Allah sevilir ya. Allah kadar tatlı bir şey olur mu ya? Hemen nasıl ceza hatırına geldi? Ya şahsiyet vermiş bana ya. Allah gibi hoş bir şey olur mu ya? Seni güldüren o biliyor musun? Lezzetlendiren o. Allah ve melekleri vesvese vermez, sıkıntı vermez. Hep o ötekisi, o salaktandır ha bu. Benim nefsim de odundaki dumandandır. Odunla duman çok çıkıyorsa güneşe koy kurusun. Duman az çıksın ya. Güneş idimdir. Bir şey söyleyeyim tam yeri gelmişken. Şeytan kadı ilmimiz var mı Salih? Yoktur. Var mı arkadaşlar? Peki Vesvese Risalesi'nde diyor ki ilim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Vesvese Risalesi'ni ezberledik. Hala niye vesvese var?
daha kadar derece bir ilmimiz olmamış. Tamamen kapmamış Hasan abi. Terklerimiz yok. Şey, burada bir sorun var. Şeytanın ilmi var, ilmin iktizası terki yok. Terk yok. Takvası yok. Tak, takva nedir? Defi mefasit. Mefasit, terki kebair. O yok. İlmin iktizası yok. O peki ilmin iktizası yoksa ilim denmez. Bilgidir. İlime dönüşmemişti ondan. İlim değil o. Yaşanması lazım değil mi? Evet. Şeytan kaliteli adamdır. Ama bana keyif veriyor. Çünkü kaliteli adamın kaliteli düşmanı olur. Böyle ufak tefek yani sığır mığır hayvanlarla düşman olmaz. Kaliteli olacak. Kaliteli adamın kaliteli dostu, kaliteli düşmanı olur. Şeytan da kalitelidir. Bizi kaliteli kılmak içindir. Ahmet Hakan bunu duysa şeytanın tarafına selam dersin. İyi bilir yani. Kaliteli. Biz öyle basit şeylerle meşgul olmuyoruz. İsimlerle, sıfatlarla takılmıyoruz. Bizim bir gayemiz var, hedefimiz. Ondan başka bir şey görmüyoruz. Görmedi niyetimiz yok. Yani insanla basit şeylerle takılmıyoruz. İçerisi dışarısı eşit. Doktor dedi ki bana, nasıl dedi, durumunuz nasıl? Elhamdülillah iyiyim, çok iyiyim. Allah Allah nasıl olur dedi. İçeride dedim ki kaybettiğim bir şey yok ki dedim içeri girmeyle. Nasıl kaybettim? Nurettin kaybettim. Benim zaten dedim dört duvarla geçiyordu. Ben zaten dışarıda olan, elimde olan şey içeride de. Nedir o dedi? Allah. Peki Allah ile ilişkin nasıl dedi? Tanıdık dedim beni. Bir şeyler lazım mutlaka kafadan içecek bile yapmıyor. Allah'a tanıdık diyor. Tanıdık. Tabii ya dost istersen Allah yetiyor demiyor mu? Niye uzaklaştırıyorsun Allah'a kendini? Ulaşılmaz, yapılmaz, konuşulmaz. Konuş ya Allah'tan, resmi yapma. Ya Rabbi bu şey olmuyor ama olacağı da yok. Ona sebepler diyoruz. Nasıl olacaksa bilmiyorum. Onu yap ya Rabbi istiyorum. Hasan abi bölmeyeyim ama bir ehli velayetin birinden dua istiyorlar. O da elini kaldırıyor. Allah'ım diyor sen beni bilirsin diyor. Tanıdık diyorsun ya. Yani o tanıdık makamını orada yakalamıyor. Diyoruz. Bak tabelada yazıyor. Dost istersen Allah yeter. Yaran istersen koyar. Allah tanıdık tabii. Tanıyorum Allah. Seviyor. Onu bilmiyor. Ama ben onu seviyorum. Bütün alem şahit olsun. Yani tanıdık. Kaybettiğim şey yok ki. Benim zaten o gene burada. Tamam dedi sen git. İlaç verecekler. Ama sevdirdi daha. Cehennem asim var. Hep sevdirdi. Ürkütmedi. Korkutmadı. Sevdirdi. Sevdirerek yaptı. Allah Resulü'nün eğitim yaparken o yanındaki ufak çocuk almıştı. Lan Enes. Bir defa bana kısmadı diyor. Ulan ben bir gün olacak da çocuğa kızmayacağım. Allah Resulü. Değişik bir insan. Değişik bir model. Bir Ayni-i Ahmediye dersini bir dinleyin. Çıktıktan sonra yapmıştı. Allah. Peygamberi ben anlatacağım. Orada dönmüş. Vallahi bir bakın ona. Ayni Muhammediye'de bütün varlık 18 bin alem görülür gösterilir. Nasıl bir tek ayna olmuş? Hakikaten elhamdülillah. Elhamdülillah. İyi ki elimizde böyle bir hakikat var ya. Ne yapacaktım ya? Sizi bilmiyorum ama Allah tanıdık olmasa nasıl yaşayacaksın? 3 günden beri hiç görmediğim bir sıkıntı beni tekrar sarsıyordu. Onların sıkıntısından dolayı. Sizdeki bazı sıkıntılar durup dururken oluyorsa kabz ve bast aletleri deniliyor Kastamonu. Bu ders yaparken külliyattaki malzemelerimi kullanıyorum. Bazen sayfa veriyorum, bazen vermiyorum. Kabz ve bast aletleri. Celal ve cemali hissettirmek için. Bazen de iştirak amali uhrevide değil miyiz? Cemaatin şahs-ı manevisinin azaları değil miyiz? Dolayısıyla alem İslam'a indirilen darbelerin kısmen sana da hissettiriliyor. Durup dururken çektiğin sıkıntı bu. Hiçbir sebep yok ya.
Ustad, alem İslam'a indirilen darbeleri ruhuma hissediyorum. Bir gecede 9 tane dişi düşmüş sıkıntıdan dolayı. Ben bir sıkıntı, alem İslam'a indirilen darbelerden bir gün iştahım yemek iştahım kesilmemiş. Bu insanın 9 tane dişi düşüyor. Yeter ki itiraz etme, olur mu ya deme de bari adam olalım yani. Yani diyor ki 3 günden beri hiç görmediğim bir sıkıntı beni tekrar sarsıyor. Şimdi katiyen dedim ki göze bir saç düşmek, bak göz, bir bak göz kulağını, el neyin kusurunu görmez? Ha? Hani İhlas Risalesi ne vardı? Ne vardı hadi bakalım. El elin. El elin, göz kulağın. Aybını ve kusurunu görmez. El ne demektir? El elin. Kardeşleri söyle. Evet. Göz kulak. Bir bakın. Bir bakın. Göz kulağın. Kulak da gözün. Bakayım niçin? Katya bildim ki göze bir saç düşmek gibi az bir nazlanmak sizin gibilerin mabeyninde hayatı nuriyemize bir bomba olur. Ha, birbirimizi birbirine ayıran en büyük sebep emniyetsiz, geçici, cüz'i hadiselerle nazlanıyoruz. 4 taneyi topladık. Yapmayacağız. Değil mi? Bak şimdiye kadar. Bak. Emniyetsiz, geçici, cüz'i hadiselerle naz yapmayacağız. Sonra hatta size bunu da haber vereyim. Geçen fırtına ile bizi alakadar göstermeye çok çalışmış. Fırtına. Hepimizin başına gelir. Bugün bana gelir, yarın sana gelir. Hizmetimize gelir. Azalar gibi. Şöyle düşüneceksin. Ne dediğine bakma kardeşimizin. Kim kimin karşısına durmuş. Bir kelam değer alabilmesi için 25. sözde kelam 4 kaynaktan medet alır. Kıymet alır, kıymetsiz olur veya. Kim demiş, kime demiş, ne makamda demiş, ne maksatta demiş. Bu sorulan cevabı yoksa o Napolyon'un dediği gibi bana bir cümle söyleyin, onunla ben sizi asayım. Başı yok, ortası yok, ortası, başı, sonu, ortası yok. Kes, yapıştır. Başı ve sonsuz. Ortada bir cümle söyle, şu konuşmamdan 100 tane suç cümlesi çıkar. Başını, sonunu kes, bana şeytan dedi diyecek. Başlasıyorum. Aynı böyle yapılıyor. Ama biz de saf dilik olup aa öyle dedi. Kim dedi bu? Kime dedi? Ne makamda dedi? Ne maksatta dedi? Ya maalesef. Çokça, çokça basite, ucuza ve hemencecik birbirimizi terk edip satıyoruz ya. Ya sahabe ya. Allah Resulü savaşa söz verdiği halde sahabe, 3 tane sahabe gitmedi. Bir tanesi karısını güzeldi, karısını terk edemedi. Ben birkaç günlük evliymiş. Ötekisi kervanından çarptırmış. Cihatta savaş. Sonra Allah Resulü nasıl davrandı? Burada malzeme mi olmayacak? Ayet teyit ediyor. Sen diyor etrafındakilere bir mana söylüyorum. Sert, kabaz. Sert ve kaba davransaydın etrafında kimseyi göremezdin ya Muhammed. Biz hemen ağzımız alışmış. Hain. Zalim. Nasıl? Aramıza girmiş. Ya değilse isabet etsek kârımız yok. Etmesek sen oluyorsun. Doğru söylesen gıybettir. Yanlış söylesen iftiradır. Yok. Geçici, cüzi, emniyetli şeylerle ailevi hayatımızda nazlanmayacağız arkadaşlar. Eşine, babana, annene, kardeşine Allah rızası için naz yapmayacağız. Çünkü bir daha bu dünyaya gelme fırsatımız yok. Bir son cümlemi söyleyeyim gideyim. Gazali der ki, insanlığının kıymetini bil. Bir daha insan olamayacaksın. Bil ya. Ha? Dün birisini ziyaret ettim diyor, gece dersten sonra. 5. kata eskiden çelaskal yokmuş. Bir çimento torbası 50 kilo, bir tanesi yalan mı söylüyor? Tanıyordum.
Murat Çetin'in babası. Biçim bir sağ torba bir sol. Hasan kardeş dedi. Beşinci kata suvay ustası. Çıkartıyordum dedi. İşten gelip oraya harç yaparken dedi. Şimdi karaciğer kanseri. Doktor 15 gün vermiş. 2 aydan beri her an gidiyor. Bana soruyor. Ne, şu anda nasıl gelecek Asra'ya diyor. Herkes çıktı odadan da. Ya bana anlatsana dedi. Belli abi korkma. Ölüm kötü olsaydı ölür müydü peygamber? Oralar o kadar güzel ki orayı bilmediğin için korkuyorsun. Merak etme. Ben garanti altına aldım. Tuzun kuru da sana bunu söylemiyorum. Namerttir o ölümden çekiniyorsa. Peki ne? Sen ne üzülüyorsun biliyor musun? Geçmiş kaza namazlarını, günahlarını. Aynen öyle diyor. Ölümden korkmuyoruz, hesaptan korkmuyoruz. Onun da şey var, tövbe edeceğiz. Her şeyin tövbesi var. Namazın tövbesi, kazanı başta. Orucun tövbesi, kısa günü, oruç kazanı tut. Birisine küssen, git barış. Zekat borcunu sen ver, bak telafi var. Ama ölünce bir daha olamayacaksın. Hatta size bunu da haber vereyim. Geçen fırtınayla bizi alakadar göstermeye çok çalışılmış. Şimdi niçin çalışılmış? Bir yere ilişkilendiriyorlar. Seni ve beni. Çalı bak ne diyor? Geçen fırtınayla bizi alakadar göstermeye çok çalışılmış. Şimdi niçin? Mabeynimizde, beraberliğimizde az bir yabanilik atmaya çalışıyorlar. Birbirimizi dışlamaya. Birbirimizi düşürmeye. Alem İslam'da oynanan oyunları görmüyor musunuz? 8 sene Irak'ta İran'ı savaştırmadılar. Şimdi başkasını çarpıp savaştırıyor. Yapacak mı? Müslüman Müslümanla kırıyor. Seni benle, beni de seninle kırıyor. Hala ne zaman uyanacağız ya? Böyle dedi, böyle yaptı. Dedi mi ya? Sen onu aradın mı telefonda? Sordun mu? Böyle dedi mi ya? O sözün önü arkası yok mu? Ya? Birbirimizi nasıl harcattırıyorlar? Bir de İttihat İslam'ı istiyoruz. Niye böyle aşına, eşine, işine, arkadaşına, dostuna, daha arkadaşına, eşine ya, anne babana, kardeşine, niye küsüz arkadaşlar? Niye silah ilahim yapmıyoruz? Niye akrabanıza gitmiyoruz? Niye anlatır sormuyoruz? Yaşlılarımıza, hastalarımıza, düşkünlerimize, fakirlerimize, ana kadar olacağız ya. Gideceksin hastaneye arkadaşım. Efendim düğüne niye gitmiyorsun? Abim zımbırtı var diyor düğün. Tamam lan. Git bir gözün tebrik et kaç git. Bir tebrik et ya. Çünkü niye yapıyor? Ya gücü yetmiyor aşamıyor. Sen kayınpeder bakanlığı var, kayınbirader bakanlığı var. Bakanlıklar var, anne bakanlığı var, baba bakanlığı var. O genç nasıl açsın onu? Biraz olsana. O öyle ister mi karmayı? Tulum zurna ile karma. İstemiyor sen de biliyorsun ama gücü yetmiyor. Git tebrik et. Hediyesini de ver. Hediye vermek sünnettir. Halatır sor. Silah ilahim yapacağız arkadaşlar. Bırak televizyonu, kapat televizyonu, cep oyunlarla bırak. Git birisini halatır et ya telefonla oynayacağını. 10 dakika şimdi babaanneni ara ya. Teyzeni ara. 10 dakika oyun oynayacağını bir televizyon. Halanı ara. Doğru söylemiyorum. Halanı ara ya. Şimdi mabeynimizde az bir yabanilik atmaya çalışıyorlar. Ben sizin hatırınız için her birinizden 10 derece ziyade zahmet çektiğimi aldım. Sizden hiçbirinizin kusuruna bakmamaya karar verdim. Biz de dedektörle, mikroskopla kusur arar gibi davranıyoruz. Üstad dedi ki kusur olsa bile, bak ne diyor, ben sizin hatırınız için birbirinizden 10 derece ziyade zahmet çektiğimi aldı. Sizden hiçbirinizin kusuruna bakmamaya karar verdim. Ne demek biliyor musunuz? Bak benim çıkarttım bana. Budur diyemiyorum. Ben seni sevmeye karar verdim. 10 tane sebep bulur. Ve kusur gözükmez. Muhabbet gözü kusur görmez. Ama ben seni sevmemeye karar verdim mi? 100 tane sebep bulur. Bu derse gelmemek için inan vallahi 10 tane sebebiniz var. Yorgunsunuz. Birinci kafadan. Ha? Kafadan değil mi? Yok şunu okuyacağım. 10 tane sebebiniz var. Ama gelmeye karar verirsen
o engel olan sebepler yol olur. Yol olur, yol. Yeter ki birbirimizi sevmeye karar, bak karar verdim. Karar ver kardeşim, o zaman benim kusurumu görmezsin. Muhabbet gözü kusur görmez. Peki kusur ne zaman çıkıyor? Ben zaten senin hakkında o kusuru tutuyordum. Ama sebep zemin bulamıyordum. Bir sebep çıktı. Aa zaten böyle lan. Fırlıyorum öyle canlı. O zaten böyle bir adamdı. Ya. Çok acayip. Hemen böyle bahane arıyoruz. Hatırınız için birbirinizden 10 derece ziyade zahmet çektiğim halde sizden hiçbirinizin kusuruna bakmamaya karar verdim. Ne demek yok? Karar ver diyor sen kendine. Tamam usta. Allah'ın arasını ver. Boşuna demiyor ki bu lafı. Karar ver beni sevmeye. Ben de karar verdim sizi sevmeye. Tamam arkadaşlar. Kararlı mıyız? Kusur görmüyoruz. Adam bir kız için intihar ediyorlar. Biz Allah için böyle birbirimizi sevmekte aciz mi olacağız ya? Öyle mi? Ben seni seviyorum. Tamam. O da diyor ki ben seni seviyorum. Hadi doğru ahirete. Ben cennete aşık oldum. Ahirete giden var mı? Ona cennette daha kralı var lan kızlardan. Değil mi? Yani o esas ölenmesi gereken olası. Hani ölenecekse o yolda. Ya. Karar vereceğiz. Burada esprinin içinde unutmaman için yaptım onu. Birbirimizi sevmeye karar verirsek adama bir tane söyleyeyim sana. Saat 11'de ders bitti Rize'de. Balığa gittik. Biraz balık hastalığı vardı. Hala var da serpme var ya. O da gece atılır derelere. Balığa gittik, tamam mı? Balığa iyi dinleyin. Balığa gittik. Sabah namazına doğru dereden çıktık. Tabii başka köy ya. Dere akıyor böyle. Sabah namazının alametine horoz ötüyor başka köyden. Yanımızda birisi var. Üç kişiyiz. O ne ses biliyor musun? Ne dedim siz? O melek gibi dedi bir nida var dedi. Lan ne meleği lan işte. Horoz. Ne meleği ya? Değil dedi. Niye? Benim sevgilim orada. O köyde. Horoz da melek gibidir. Sevgilisi için o köy horozu bile melek olmuş. Allah için de bizim için birbirimiz ne olmamız lazım? Bak sevgilisi için horoz sesi melek sesi gibiyse. Hiç unutmuyorum. Ben de Allah için, dava için, senin sevabın bana olacak. Kıldığın namaz bana yazıldı bugün. Benimki de sana yazıldı. İşte rakam halü buraya yazıldı. Lan bunu hatırlına ya. Bizim sesimiz de horoz sesi, melek sesi olsun ya. Birbirimize. Sizden hiçbirinizin kusuruna bakmamaya karar verdim. Siz dahi. Ama abi ya damarıma dokundun ya. Ya öyle bir dedim ya. Delirim ya. Bu nasıl yaptı ya? Cevap veriyor. Mukadder soruna. Siz dahi haklı. Haklısın. Ve haksız olsa. Haklı veya haksız olsa. Benlik yapmamak. Gurur kibir yapmamak. Ustadımız olan şakirtlerin şahsi manevisine ona istiyorum sizden diyor. Ustad bizden istiyor. Haklı da yoksan, haksız da yoksan ne yapmamaya? Benlik yapmamaya. Ben merkezli olmamaya. Çünkü sevgili arkadaşlar, Allah aşkına her söylediğinizi, her yaptığınızı düşünerek mi yapıyorsunuz? Öyle mi yapıyoruz? Yok. Boşlukta çıkıyor işte. O da öyle. Seni darlatan o söz vardı arkadaşın veya tanıdığın. O da boşluktan atıldı. Bak, siz dahi haklı ve haksız olsa, yani haklı dahi olsa bu davada dava iddia etme, haksızsın. Çünkü o kardeşe hücum etmek onu öteki safa itiyorsun. Biliyor musun bu daireye hücum etmek isteyen ne kadar canavarlar vardı? Diyor değil mi Risale'de? Sizden şahsı manevi namına istiyorum diyor. Ustadım tamam ustad.
Tamam. Elimden geldiği kadar laf din uzatanlara ne yapacağız? Usta şahsı manevi namına ne yapacakmışız? Haklı olsam, haksız olsam mukabele bir misille mukabele etmeyecekmişim. İçim yanıyor çamaşır gibi ama böyle ama ne çamaşır sıkarsın ya lahanayı da sıkarsın öyle çat diye çatlar. Çamaşır böyle yaparsın böyle yaparsın olsun. İçimiz yanıyor ama mecburuz. Çünkü öyle canavarlar var. Demek ki mukabeleyi bir misille mukabele etmeyeceksin öyle mi diyeceksin? Onlar sana benden. Bu mukabele bir misil. Mukabele bir misil. Yapmayacağız. Eğer o acip yerde beraber bulunmaktan gizli parmaklar karışıyorlar, ha sonu sebebini söylüyor. Or diyor, gizli parmak var. Beynimizdeki umuvete, karı kocalığımıza, akrabalığımıza, kardeşliğimize veya içsel alemimizdeki o duyguları karıştıracak başka birisi var ortada diyor. Mesela bak, Allah ve melekleri vesvese vermez. Garip kapil düşünce de vermez. Peki ki bizdeki bu düşüncelerden de ben de rahatsız oluyorsam o zaman ben değilim. Bu nereden geliyor o zaman? Ayrı bize rağmen çalışan farklı bir şeyin vücudunu gösteriyor vücudumuzda. Onun adı şeytandır. Tamam. Böyle bildiğin zaman ha. Mesela en yakınına en mahremine bile namare bir özelliği duygu çıkabilir. Böyle insanların tedavisiyle meşgul olun. Çıldırıyor ya haklı olarak ama haksız. Lan olur. Niye ya ben diyor. Ya onun sözünü ben zannediyor. 13. lemada diyor. Şeytanın sözünü kendisinden zannediyor. O duygu, o fikir odur. Mesela bak bir tane şeytanı göstereyim size. Bir tane demiştim gelecek bazen cumartesi dedim. Sittim burada. Dedim ki yıkılmadan biliyor musun? Dedim şeytanı göstereceğim size yarın iki haftaya girin. Ulan bir üstü zannettiler diyor, hakikaten göstereceğim. Hakikaten göstereceğim ya. Dedim göstereceğim. Ana baba günü oldu. Merdivenler kara dada oldu. Şeytan nasıl olacak? Melekle başlasaydı. Melekle başlasaydı. Melek de hemen ortaya çıkıyor. Bak, şeytanı göstereyim size. Korkmayın ama. Mesela televizyonda veya dışarıda bir haram görseniz, daha gördün, gidiyor. Bak diye bir enerji yok mu? Bak, direttikçe bak, de, bak, bir enerji yok mu? Şeytandan değil o. O şeytanın kendisidir, enerjidir. Şeytan o. İyi de bu gözle mi? Peki, o enerji salgıladı mı vücudumuzu? Hormonları değiştirdi, salgılamaları değiştirdi, organları değiştirdi. Vücudumuz ateş bastı tamam mı? Haram yap diye. Haramla karşı karşıya. O enerji şeytandır. O realitedir, mahluktur, çıktı. Eşittir emce kare. Madde yoğunlaşmış enerjidir. Bu mesela yoğunlaşmış enerji. Peki bakmadın, yapmadın, demedin. Tamam. Peki o enerji ne olur? Var yok olur mu? Yok. Ne olacak o? Dönecek. Olay bitti. Bak, o günah ortamı kayboldu. O enerji dönemez, var olmuş. Şey dönüş mü oluyor yani? Ha, dönüş mü olacak? Bakmadığın o enerji, o melek oluyor. Şeytanın kendisini Müslüman ediyoruz. Müslümana dönüşüyor. Benim diyor nefs benim şeytanım Müslüman oldu diyor Resulullah. Allah'ın yardımıyla. Peki o enerji var oldu. Ha. O zaman diyor ki enerjiye dönüşmesi, sevap olması delil nedir? Harama karşı benim korkumdan yapmasanız ondan daha lezzetli kalbinize lezzet koyarım. En küçük lezzet hemen ya o enerji lezzete dönüşüyor. Bir şeyi becer. O lezzettir işte. Keyif veriyor. İman, imana dönüşüyor. O enerji vardı ya. O iman oluyor. Katlanıyor imanına. Kar topuya dağ tepesini yaparsın da inince vadiye devolur ya. O işte enerji. İşte yübedülullahi seyyat masanat, seyyat hasanata tebdil olur. 23. sözden söyledim bunları. Hiç düşünmeden çabayı iştigal eden diyor ya, imandan hissesi olmasa gerek diyor usta. Evet.
Yani 203 ve 103. 203. sefer Emirdağ'da diyor ki günah kebair işleyip istiğfar etmemek, rahatsız olmamak alameti küfürdür. İman olmadığına değildir. Hele bir de ağ suyu akıtır gibi sağda solda anlatırsa o hep de zaten gitti. Çünkü onun adı peygamberimiz şeyine göre fasık-ı mütecahirdir. Mülbisine, mülbisine, rezili, kepazin, hükmetime şefaat yapacağım. Ama bidat ehline yapmayacağım diyor. Bidat ehli cehennemin köpekleridir. Bidat ehli nedir? Dinde olmayanı sokan, var onları çıkarıp günahından iftihar edip yayan. Biz günahımızı gizleriz. Hatta dua ediyorum. Ya Rabbi, günahımdan utanıp gizlediğim gibi yaptığım sebapları da utanıp da insanlara göstermeme haletini nasip et diyor. Hepimize değil mi? Bak, günahımızı gizlediğimiz gibi sebabımızı da gizlemeyi Allah nasip etsin bize. Tamam. Bak bir de şey okuyayım. Eğer o acip yerde beraber bulunmaktan gizli parmaklar karışıyorlar, biriniz Tahir'inin koğuşuna gitsin Said Nursi. Rüşt abi'den nakledeceğim. Rüşt abi, tabi ustadımızın çeşitli sıfatları var. Ustadın bir sıfatı Zübeyir abi kanalıyla yansıyor. Yani peygamberin bir sıfatı Ebu Bekir, bir sıfatı Ömer, bir sıfatı Osman, bir sıfatı Ali vesaire sahabeyle dışa. İslam böyle şey yapılıyor. Tamam mı? Ve ustadımızın bir sıfatı da Tahir abiyle, Zübeyir abiyle, Mehmet Feyz abiyle, Sungur abiyle, Abdullah Yen abiyle dışarıya çıkıyor. Bunların kendi zatları meşreptir. Nurculuk kitap ise meslektir. Şimdi Rüştan abi, Zübeyir abi, Tahir abilerle kalmış. Onların talebesi. Ben de Rüştü abi de yanında kalktım biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim külliyattaki anlayış şeyimiz Zübeyir abi menşeili anlayışım. Ders şeklimiz de o. O da izahlı ders yapardı. Bunu niçin söylüyorum? Tahir abiye sormuş onun yanındayken. Ustad diyor ki biriniz Tahir'inin kovuşuna gidiniz. Tahir abi senin kovuşunda psikoloji ders mi veriyordun? Terapi mi yapıyordun? Ne yapıyordun ki bu üç kişinin kavgası bitsin diye biriniz Tahir'inin koğuşuna gidiniz diyor. Ne özelliğin vardı? Ne yapıyordunuz ki? Bize şimdi çözüm malzeme soracak ya. Rüştü abi de merak etti tabii. Sosyofilosof diyorlardı. Ne vardı senin koğuşuna ki? Usta Tahsettin senin koğuşuna adresliyor. Ahi dedi. Biz kim? Birisiyle uğraşacak. Hatta kendimizle uğraşacak zamanımız yoktu. Hep diyor yazardık. İşimizi yapardık. Hiç meşgul olmazdık. Yani bir insan kafayı elini arasına koyacak. Nasıl dedi ya? Niye dedi? Allah Allah. Öyle mi ya? Bir insan kötü olabilmesi için, kendisini kötü hissetmesi için kötüyü düşünmesi lazım. Kötü düşününce düşünceden his çıkıyor. O zaman zamanınız olması lazım kötü olmak için. Düşünmeniz lazım. Eğer düşünmeye zamanınız yoksa siz kötü olamazsınız. O zaman kötü müsün? Vallahi kötü olmaya zamanım yok diyeceksin. Çünkü kötülüğü düşünecek zamanın yok. Böyle yapmasan kötü olamazsın. Neyi düşünüyorsanız olsunuz ve oradasınız. Şöyle, ne dedi ya, nasıl dedi ya, Allah Allah. Öyle mi ya? Şey yapsam mı? İman mı gitti? Hop. Herhalde gitmiş. Ben bir tanesini söyleyeyim bugün. Hocam. Buyurun kardeş. Ya dedi benim imanım gitti zannediyorum. O zaman tam beni niye arıyorsun? Demek imanı gitmemiş ki ben de medet yani çözümleme istiyorsun. Bak demek ki rahatsız olmuş. Kafadan gitti bu iş. Ben ne soracağım? Dedi ki birisi dedi tuvalet yapmıştır sokakta. Veya tavuk köpek. O kurumuştur. Ondan sonra uçmuştur bu havada. Sonra babamın çekitini inmiştir. Babamın çekiti de eve gelmiştir. O tozda yere düşmüştür. Ben de orada namaz kılmışım. Olur mu namaz? Nasıl bir teori? Nasıl bir teori? Einstein bile kuramadı. Neler geliyor değil mi? Hani nasıl bu dersleri niçin böyle detaylı anlatmaya çalışıyorum? Çünkü böyle kardeşlerimizin de deva olmak istiyor. Allah'tan bizim kardeşlerimiz öyle bir şeyler böyle. Yok yok böyle şeyler yok. Ha, yeter sağ ol. Oysa
kuru necaset onu biz tanıtmakmış. Kuru necaset olsa öyle bir olsun. Ya la haraci fitti. Dini yüzsün. Zorluk yoktur. Bunlarla iktina yok. Böyle bir şey yok zaten. Şimdi Tahiri'de ne varmış Tahir abinin koşunda? Kimse kimsenin içine karışmamış. Yaptın yapmadın. Bir de şunu demiş. Benim çalışmam diyor sana endeksli değil. Ben yazıyorum sen niye yazmıyorsun? Demezmiş. Yazmıyorsun abi kendi işini yapmıyor. Yapmıyor. Biz diyor işimizi başkasına şartlı yapmıyorduk. Bu benim işim diye yapıyordu koğuştakiler. O yapıyor ve yapmıyor. Bizim işimize sekte ver. Ama niye yapmıyorsun? Ben yapıyorum demek istiyorum. Tahir abi dedi ki biz işimizi yapıyoruz. Kimsenin işine karışmıyordu o koğuşta. Tamam. Siz burası 504'ü okudum. Size 498, 499, 500, 501, 504'ü okuyacaktım. Ama zannediyorum bir saat oldu. Tamam. Ara vereceğiz. Tamam. Bu bitti ara verdik derken inan bak şu kadar okudum size. Şu. O kadar psikolojik ki tek tek cümle. Şimdi yani psikolojik şeyler. Tamam bunlar cümleler. Hep psikolojik. Şimdi öyle gösteriyorum ki 13-14'ün şuaku ama sen Hüsrevisin Ahmet de, Ayşe de, Fatma de. Kendini koy, oku. Eğer malzeme bulamazsan gel iki parmağını gözüme sok. Sizden daha fazla sıkıntı çeken bir insanım. Havan ama her türlü işkenceyi görmüş bir insanım. Şey için söylüyorum. Bu malzeme olmasaydı ayakta duramazdı. Yani bir sürü şimdi değil, 98'de değişken. Yani bunu kastediyorum. Eğer bu 13 ve 14. şuayı böyle okumamış olsam, yani gençsiniz diye, örnek olsun diye gözden. Bu malzeme deposu, vallahi böyle, billahi böyle. Teşvik için söylemiyorum. Yoksa oruç tutmam lazım yemin. Malzeme deposu, inan. Bak, bugün ne dedi? Geçici sıkıntılarınızdan doğan fikirlere ve fikirlerin gereği olan amel ve sözlere tevessül etme. 2. Cüzi, geçici, emniyetsiz şeylerle titiz olmayın. Yani nazlanmayın. Sonra şahs-ı manevi namına birbirimize küsmeyin. Onun hakkında kötü bir şey duyduğunuz zaman şahs-ı manevi deyince o demektir. Kafanızı kaldırın. Onun iyiliklerini gör. 4. Bir fiil veya bir kelam işitirseniz hemen ona takılır kalmayın. 25. sözde. Kim demiş, kime demiş, ne makamda, ne maksata bak. Tamam. İnşallah psikoloji bir terapi olmuştur. Burası bir ders değildi. Terapi ve tedavi. Çıkan herkes muayene parası verecek. Vahir de vahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.